Bunları baban yazmış. Bu mektuplarda size para gönderen birinden bahsediliyor. Kim? Ne yapıyorsun sen burada? Ne karıştırıyor? Bu mektuplarda size para gönderen birinden bahsediliyor. Kocanız para geldi mi, bir problem var mı diye soruyor. Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokma. Bunlar beni ilgilendiriyor. Olmuş bitmiş. Sen unutmuyorsan ben unutturayım sana. Bizden ne istiyorsun kızım? Senin ailen ölmüş. Benim kocam ölmüş. Ne diye acılarımızı deşersin? İkimizin ailesine de en büyük kötülüğü bu cinayetleri kim işlettirdiyse o yapmış. Bizim herif her ay sağ para gelecek dedi. Daha fazlasını bilmen hayırlı değil dedi. Mektupta yazdığı da odur. Kocanızı hapiste öldürten kişi bu cinayetleri işleten kişi olabilir. O vicdansız yüzünden ailelerimizin düştüğü duruma bakın. Ne yapacağım? Ölen kocayı geri mi getireceğim? Biz de mecbur kabullendik. 10 sene falan geldi para. Sonra birden arkası kesiliverdi. Biz de döndük. Bu köye yerleştik. Zaten bütün mevzu da budur. Bu mektupları alabilir miyim? Geri getiririm. Göstermem gereken biri var. Al kızım. Al. İşte sana delil. Katil cinayeti işledi diye birinden para alıyormuş. Yıllarca ailesine bakmışlar. Mektuplarda parayı verenin ismi de geçiyor. Rüstem diye birinden bahsediliyor. Eğer onu bulabilirsem cinayeti azmettireni de bulabilirim. Nereden buldun bu mektupları? Asiye Hanım'dan. Al. Sana da fotokopilerini çektirdim. İyice bir bakarsın. Asiye Hanım. Ha, Feyyaz. Feyyaz.